Şimdi birden fazla zaman rölesi kullanalım ve bu birden fazla zaman rölesiyle Finder Opto'nun üzerindeki ledleri sıralı olarak yakalım. Bunun için önce bir mühürlemeli devre yapalım. Say bir öncekinden kaldı. Late. Late. Kontak ekleyelim. Kontak ne olsun? Negate olsun. Buton 1 olsun. Tamam. Bir tane daha buton ekleyelim. Bu açık buton ne olacak bu? Buton 2 olacak. Okey. Çıkışına bobin eklesin. Bu ne olsun? Yardımcı böyle olsun. Yukarıda oluşturduğumuz daha önceki projelerde lokal değişken vardı. Tamam. Şuna altına paralel kontak atsın. YR yapsın. YR 1. Okey. Şimdi bu yardımcı böyle ne yapsın? Gelsin buraya. Zaman rölelerini devreye alsın. Şimdi bakalım burada zaman rölelerini sıralı bağlayabilecek miyiz? Onu merak ediyorum. Ton yapıyoruz. Devre bir. Bir saniye. Bir, iki, üç, bir milisaniye. Işığına ne yapalım? İşte yine bunların da yardımcıları ilave edeceğiz. İnsert. İnsert, 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 yere bir bu, yere z bir diyelim, iki diyelim, aa, üç diyelim. Üç tane zaman öresi ilave edeyim, uzatmaya gerek yok. Şuraya atalım bakalım, yere z bir çalıştırsın. Şuradan seri atacak ya. Yani şuraya gelip new block dediğimde ton örneğin okey. Şurayı görmeyebilirsin. Şöyle alayım. Z, V, 2 seri. Ben seri yapmasını istemiyorum ki. Böyle aşağı dallanıyor mu? Güzel dallanıyor. Şunu buraya taşıdık. Güzel. Şunu silelim. 2, 1, 2, 3. Kaç tane zaman ölen vardı benim? 3 tane zaman rölesi koyacaktım. Şuradan seçtik. Aşağı dallandı. Şu yok. Hadi bakayım. Şuraya nasıl koyacağım? Şunu. Sorun. 20 puanlık uzman sorusu. Şöyle getir. Daha önce denemiştim. Olmamıştı ama. Bir daha deneyeceğim ya. ZR3. ZR3. ZR3 tak diye buraya attı ama kendisi ortada yok. Nerede? Şöyle kapatayım bakayım. Bak buraya attı ZR3'ü. Ama bunun üstüne koyduğumda olmadı. Yok yani projede yok. Şimdi şunu silelim. Bunun işimiz yok. ZR3'ü de sileyim. Bu da otomatik gitti. Şunu o zaman şöyle yapacağız. Daha burayı tam çözemedim. Paralel kol aldım aşağıya. Yo. Burayı sildiğimde uçacak mı? Uçtu. Tamam. Bunun iyi blok. Yani bunları biraz daha kolaylaştırabilirler aslında. Son zaman ölçüsü. ZR3. Okey. Nereye attın ya? Kontrol Z. Yine bak buraya ZR3'ü attı. Dur bakalım bir. İyi blok. Ton. ZR3. Aa. İstediğim gibi olmadı. Bunu buraya getirelim. Getirdik. Bunu sildik. Yani daha kolay olabilirdi bu kısımlara. Buradan 2'yi seçelim. 3'ü seçelim. Şuraya 3 restart yapacak. Buraya bir daha kontak ekleyeceğiz. Tamam. Bu ne olacak? Okay. Tamam. Böylesi. Okay. Insert network. Insert network. Şimdi yardımcı böyle bir devreye alsın. Okey. Okey. Yardımcı böyle zaman bölgesi bir devreden çıkarsın. Bu ne olsun? Net bir olsun. Okey. Açık. Kimi bu ZR1 bir saniye sonra diğerleri devreye alacak ama bir devreye alacak. Kontağını açıp
İki devreden çıkartacak. Okey. Bu ne olacak? Etki olacak. Yani bazı kopyala yapıştır pratikliği getirilirse iyi olacak. Kontrol A. Bir dakika. Copy Network. Copy Network. Past Network. Şunu aşağı mı attı? İki açtı. Hatta cancel. Şunu normal kontak haline getirdik. 3 devreden çıkartacak ama 3 aynı zamanda restart yaptığı için kontak olmaya gerek yok. Bununla ilgili bir sürü örnek çözdüm daha önce. Okey, şuraya evet 3'ü de ilave edelim. Watch. Gönderelim. Compile et bakayım, merakla bekliyorum. Hata var mı? Hata yok, gönderiyor ve gönderdi. Live modu alalım. Start mı? Start stop olduğunu al. Bir dakika, ikon değişiyor mu? Bunlara bastığımızda gözükmüyor. Ha, şimdi kareye döndüğünde. ZR1 niye açmadı? Aa, şunu sıfırda bıraktım. Mehmet, nasıl yaptın böyle bir hatayı? 3 olacak. 3, 1, 2, 3. Gönder bir daha. Evet. Live mode. Ah, bir daha compile'a bastım. Özür. Live mode. Tamam, şurada ledlerin sıralı yandığını görüyorsunuz zaten. Şu çizgiler gözükse sanki daha iyi olur gibiydi. Şimdi görünüyor ama değer değiştiğinde tak diye gidiyor. Restart dediğinde gidecek bak. Bu videoda Finnair Opta PLC, Arduino PLC IDE programıyla zaman ile ilgili basit bir yürüyen ışık devresini LADER'de programladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.